Warp Stabilizer detaylı nasıl kullanılır? Kanka, Warp Stabilizer'ı ben bu videolarda kullandım. Göstereyim hatta. Videos bölümünde ben çok şey üstün körü çektim videoları. Bu bugünkü videoyu biraz bir tık daha aceleye geldi yalan konuşmayayım şimdi. Hani çok özendim, bezendim diyemem. Bak bu videoyu bak böyle sallana sallana çektim. Öyle kamerayı tuttum, çektim. Sonra buna dedim ki ben zaten Warp Stabilizer atarım. Warp Stabilizer ne işe yarar? Tıklarız Warp Stabilizer yazarız, bunu çekip atarız. Bakın, analyzing for background diyor, analiz ediyor, diyor ki arka planlarını bir ilk önce analiz edeyim. Şimdi kusura bakmayın, bazı şeyler gözümden çıkıyor. Ee, analiz ettikten sonra düzeltti. Artık bu kadar. Bakın, artık sallanmıyor. Normal halini izletiyorum. Bak, sallanıyor, bak titriyor, ama Word Stabilizer'la artık sallanmıyor. Şimdi detaylı olarak şöyle öğretebilirim. Word Stabilizer kaldırdım. Sen dedin ki Sağ tıkladım ben bunu götürdüm. Speed Duration'dan 40 yaptım. Yani 2.5 kat yavaşlattım. 2.5 kat yavaşlattığımda bakın böyle gidiyor. Çünkü 60 FPS bir görüntümü 25 kareye düşürürüm. Bence hiçbir problem de olmaz 25 kare bir videoysa. Buna Warp Stabilizer attığında hata alırsın. Warp Stabilizer ve Speed aynı klipte kullanılamaz diye bir İngilizce hata verdi. Diyor ki, aynı klipte Warp Stabilizer ve hızı kullanamazsın. Sen de diyorsun ki e nasıl kullanacağım ben? %40 düşürdüğünde çok güzel bir taktik uyguluyorsun. Sağ tıklıyorsun, nest yapıyorsun. Speedy spe Speedy Gonzales. Speedy Gonzalez diyorsun. Hiç hiçbir önemi yok ismin. Speedy Gonzalez dedin, artık bu %40'lı bir video değil. Nest yaptın, hile. Sağ tıklıyorsun, atıyorsun bak. Şimdi %40'lı haline Warp e, Stabilizer uyguluyor. Böyle bir hata olduğunda da çözebilirsiniz. Yani slow motion yapıp Burst stabilizer kullanıyorsunuz. O yüzden 60 fps görüntülerde slow motion yapıp burst stabilizer'ı bu şekilde kullanabilirsiniz. Stabilizing diyor. Ve artık mesela bakın az önce çektiğim titrer görüntü bakın böyle. Hatta bak büyük halde izletelim. Hiçbir sorun olmadan bak ne titreme var ne bir şey. Böyle yapabilirsin. Üzerinde bazı ayarlar var. Mesela smoothness. Smoothness'ı arka taraf sallanıyorsa böyle bir hata alıyorsan bununla oynuyorsun. Düşürüyorsun yükseltiyorsun. Sonra geçen yayında çok güzel bir şey soruldu. World Stabilizer'ın plugin'i var mı ekstra? Onu da söyledim. Mersalli diye bir plugin var. Mersalli plugin. Bunu her yerde bulursun. 2010 yapım bir plugin. Yani normalde fiyatı ne kadar? Yani siz de. Full versiyonu buy dediğinde çok da pahalıymış. Ulan bu ne lan? Oha! 400 dolar ne? Sadece bir Warp Stabilizer plugini. Neyse işte. Bunu alıyorsun. Mersalli 4'ü. V4 iyidir bu arada. V4'ü alıyorsun. Bu Warp Stabilizer'dan bir tık daha hızlı ve daha güzel çalışıyor. O yüzden e, ben bunu da kullanmanızı öneririm. Kendimde şu an yüklü olmamasının sebebi Warp Stabilizer'la pek işim olmuyor. Olduğunda da Warp Stabilizer işimi görüyor. Her pluginde zıttır vıttık yüklemiyorum.